Usta TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Tümer Ferhatoğlu. Bu videomuzda sizlere orijinal oto teyplerine AUX ve Bluetooth modülünün nasıl kolay bir şekilde bağlanabileceğini göstereceğiz. Kolay bir yöntem diyorum çünkü daha önceki videomuzda bu teyple ilgili yaptığımız işlem çok daha spesifik ve zordu. Bunu herkese yayabilmek ve herkesin teybine uygulayabileceği bir yöntem olarak da CD-ROM'dan yapmaya karar verdik. Hatta bununla ilgili bir anket yayınladık. Katılmayan herkese teşekkür ederiz. %90'a yakın bir oranla evet istiyoruz gibi bir sonuç geldi. Biz de tabii ki seyircilerimizi kırmayıp bu videoyu çekmeye ve yayınlamaya karar verdik. Evet, teybimizi dağıttık. Anakartı tezgahımıza yerleştirdik. Şimdi buradan bulmamız gereken şey, hemen şemayı açıyoruz. Burada bulmamız gereken şey CD-ROM'un ses çıkışı. CD-ROM'un ses çıkışlarına şu Bluetooth modülünün ses çıkışını ekleyeceğiz. Ve Bluetooth modülümüz bu arada 5 voltta çalışıyor. Onun için de bir tane 7805 regülatör ayarladık. 7805'te 5 voltu verip sesi buradan alacağız. Bir ayrıntı daha var. Onu ilerleyen dakikalarda sizlere de göstereceğiz. Şimdi hemen şuraya baktığımız zaman kameraman hemen şöyle bir alabilir miyiz? Şimdi pardon, bir kameraman olarak müdahale etmek istiyorum. Böyle bir şemayı nereden buldunuz? Önce onu açıklayalım. Şimdi gevezelik yapma, onu bir belirteyim ama haklı konuşuyorsun. Bu şemayı teybin marka ve modelini yazaraktan mesela Kenwood işte XYZ neyse manuel olarak arattığınız zaman devre şemasını komple bulabilirsiniz. Bunu indirdik. Biz bunun linkini açıklama kısmına da ekleriz. Şimdi buralara geçelim. Şemayı indirdik. Şurada CD-ROM çıkışı var. Bunu nereden anlıyoruz? CD Match yazıyor burada. CD mekanizması ve hemen şöyle CN81 yazıyor burada. Hemen bir kameraman şuraya bir zoom yapabilir miyiz? Yani konnektör 81. 81 nolu konnektör bu. Aynısını şurada bulduk. 81 nolu konnektör. Aynı yönlerde koydum. Şurada baktığımız zaman 15. uç yani evet şimdi yönünü çevirdik rahat görebilmeniz açısından. 15. bacak şurada. Ben bunu daha önceden sizler için kazıdım göstermek amacıyla. Hemen bunu sayabilirsiniz. 16. bacak AGND yazıyor. Audio Ground. Şurası. 17. pine baktığımız zaman ya da bacağa baktığımız zaman Right Channel olarak yazıyor. Evet şurası. Bunları tespit ettikten sonra bir maket bıçağı gibi bir keskin, çok zedelemeden bir keskin bir uçla bunların üstündeki şu maskeyi kazıyıp lehimlenebilir hale getirmemiz lazım. Sonra üstünü lehimle şu şekilde parlatıp bizim Bluetooth cihazımızın ses çıkışını buraya lehimleyeceğiz. İlk olarak 7805'i şuraya sabitleme. Eğer böyle teybinizde bir çıkıntı vesaire yoksa herhangi bir ground hattına yani eksi hattına şunu lehimleyebilirsiniz. Dış şasesini eksi olduğu için. Bu takacağımız parça aracın aküsünden ya da alternatöründen gelen 14 volt civarındaki gerilimi ya da 12 volt 14 volt aralığındaki gerilimi 5 volta sabitlemek. Çünkü Bluetooth cihazımız biraz önce söylediğim gibi 5 voltta çalışıyor. Bluetooth cihazımız da hemen şöyle şuradaki pine
sabitleyelim. Evet, şöyle bakalım. Bluetooth antenine dokunuyor mu vidamız diye. Hayır, dokunmuyor. Şöyle iyice sıkıştıralım. Çünkü araç sürekli titreşim halinde olan bir araç. Yani seyir halinde. Şöyle bakalım, gayet sağlam oldu. Ne olur ne olmaz yukarıya değer diye biraz ben bu sacı aşağı doğru eğeceğim. Evet, şu an herhangi bir yere dokunma ihtimali de kalmadı. Gerekirse şuraya sıcak silikonla yapabiliriz ama şöyle gayet de sağlam olduğunu görebiliyoruz. Evet, kontrasını da yaptık. Şimdi buraya kablolarımızı tekrar kontrol edelim. Beyaz kablo eksi, kırmızı kablo artı. Şu an ekranda 7805'in pin yapısını görüyorsunuz. Girişi çıkışı birinci bacak artı 12 volt. İkinci bacağımız ground yani eksi. Üçüncü bacağımız da artı 5 volt çıkışı. Şimdi buraya dönecek olursak lehimimizi hazırladık ve üçüncü bacağını biraz lehim verip şöyle artı çıkışını lehimledik. Şu an 5 voltumuz burada hazır. Ground dursun. Şimdi enerji girişi içinse şurada diyotumuz var. Olur da enerji ters verilirse vesaire koruma diyotu var. Şu arada. Enerjimizi oradan alacağız. Hatta şöyle yapayım. Rahat görebilmeniz açısından. Diyotun hemen şu ön tarafı artı. Yine bunları şemadan bakarak yapabilirsiniz. Ya da herhangi bir başka bir yerden çakmaklık olur vesaire olur. Yani kendinizi sınırlandırmayın. Önemli olan burada amaca ulaşmak. Yani tutup da şuradaki o pampların dibinden tabii ki enerji almayın ama yani sonuç olarak bir enerji girişinden teybin öncesinden bir 12 volt alırsanız işinizi rahatlıkla görecektir. Tamam. Şimdi enerji girişimiz de hazır. Şimdi buradan birinci bacağına 7805'in enerji girişini yapıyoruz. Bu tarz ses cihazlarında amfi olur, preamfi olur ya da bluetooth cihazı olur. Bu tarz lineer bir regülatör kullanmanız çok daha iyi olur. Anahtarlamalı bir güç kaynağı kullandığınız zaman buradaki frekansın anahtarlamanın sesini duyabilirsiniz ses sisteminden. Bu da istenen bir durum değildir. O yüzden biz de zaten hem kolay hem de ucuz bir yöntem olan 7805 kullandık. Yani her zaman için pahalı yöntem iyi olacak diye bir kayda kural yok. Burada ucuz olan daha iyi. Evet. Bağlantımızı yaptık. 7805 normalde teybin şuradaki şasesinden alıyor fakat biz yine de işimizi garantiye alalım. 15. şuradaki pine baktığımız zaman left channel diyor. Biz de hemen şurada mavi kabloyla left channel yazan kablomuzu şuraya lehimleyeceğiz. Şimdi ground hattını bağlayacağız. Şimdi ground'u da lehimledik. Şimdi son olarak herhalde right channel'dı. Right channel yani sağ kanal olaraktan. Onun da lehimini yapacağız. Şöyle göstereyim size. Evet. Üçünün de lehimini yaptık. Şimdi son olarak her şeyi yaptıktan sonra bunların kısa devre olup olmadığını ölçmemiz gerekiyor. Bip sesinden zaten kısa devre olup olmadığını anlayacağız. Ground'la sol kanal, ground'la sağ kanal. Ne olur ne olmaz sağ ve sol kanala baktık. Herhangi bir kısa devre yok. Şimdi bunun üstünü mutlaka ve mutlaka bir sıcak silikonla kapatmamız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi araç sürekli titreşim halinde olan bir alet. Yani onun için bunun güvenliğini sağlamamız gerekiyor. Şu şekilde yani şöyle yaklaşık olarak bir sıcak silikon yaparsak daha güvenli olur.
Şimdi bunları yaptıktan sonra teybimizi toplayacağız. Aracımıza götürüp takacağız. Fakat takmadan önce de küçük bir ayrıntı daha var. Onu da göstereceğiz size. Ya iyi de Tümer Usta, şimdi kafama bir şey takıldı. Sidurum'a bağladık. Ama CD'yi takmadan Sidurum nasıl aktif olacak? Hah! Ayağını kaldır, üstüne bastın. Kaldırdım. Şimdi şöyle bir durum var. Bizim içerisine takacağımız CD boş CD olacak. Yani dolu olacak ama içerisinde sessizliğin müziği olacak. Karar ver yani, boş mu dolu mu? Yok. Dolu fakat içerisinde bol bol sıfır olan, yani hiç data olmayan bir ses kaydı koyacağız. Bunun linkini de hemen alt kısma açıklamalara koyacağız. Oradan indirebilirsiniz. Onu bir CD'ye, yani CD yazma programı olmadan bile Windows'ta yazdırdığınız takdirde, yine açıklamalara bunu zaten yazacağız. Ayrıntılı bir şekilde. CD'sini yazacaksınız. CD'yi CD-ROM'a taktığınız anda bu devre aktif olacak ve CD-ROM'dan Bluetooth'un sesini duymaya başlayacaksınız. Bir de şu durum var. CD-ROM, yani olur da biz Bluetooth'ta bağlanmadık ama normal CD'yi taktık, dinleyeceğiz. Takabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmayacak. Yani bu devreyi yaptığımız zaman CD-ROM'unuzu devreden çıkartmış olmayacağız. Böyle de bir güzelliği var bu devrenin. Yani CD-ROM'un içinde sessizliğin sesi olacak. Aklım yandı. Duman çıktı. Yanıyoruz. Evet. CD-ROM'a sessizliğin sesini kaydedeceğiz. Kesinlikle. Buna bir şiir yazılır ya. Aracımızın içerisine tekrar geri döndük. Teybi montaj yaptık. Kameraman hemen şöyle bir alalım. Teybimizi. Evet. Şimdi bu biraz önce bahsetmiş olduğum boş ama dolu ses CD'sini takıyoruz. Bu nasıl bir çelişki? Nasıl boş ve dolu? Yani dolu ama boş bir ses kaydıyla dolu. Evet. CD'miz çalışmaya başladı. Sesi de sona kadar açıyoruz. Hiçbir şey yok. Çünkü zaten içerisinde herhangi bir data yok. CD'nin boş bir ses kaydı. Şöyle yapıp hemen Bluetooth açalım. Bluetooth'un en güzel özelliği, herhangi bir eşleştirme için şifreye vesaireye ihtiyaç duymuyor. Sadece eşleştirilsin mi diye giriyorsunuz. Sesi duydunuz. Blink diye bir ses geldi. Nasıl? Blink diye. Evet. Şimdi bağlandıktan sonra kanalımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler. Bu videomuzda elektrikli cihazlarınızın kablosuz internet üzerinden uzaktan kontrolünü sağlayacak bir elektronik cihazın kullanımını göstereceğim. Yol eşeğiniz buyurun. Cihazın beslemesini bağlıyorum hemen. Kullanımını göstereceğimiz bu cihaz kablosuz akıllı anahtar denilen bir cihaz. Hemen kutuyu açıyorum. Evet. Gayet başarılı bir şekilde bu işin altından da kalktık. Sadece bu teyp için değil, içerisinde CD-ROM olan tüm teypler için geçerli olan bu CD-ROM'dan Bluetooth ve AUX yapma işini göstermiş olduk. Bu özellikle Amerika ve Rusya'daki Subaru kullanıcıları için başının belası. Bunun için sürekli forumlardan, yabancı forumlardan araştırıyoruz. Buradan faydalanabilirse ne mutlu bize. İçinde şöyle kapakları ve vidaları çıkıyor. Bunun 220 volt eşi 220 volt. Gece gece milleti rahatsız etmiyor. Bir gür sesi varmış. Biraz açabilir miyiz? Tabii ki. Sistemlerinin gerçek ismi multi-switch olan çoklu uydu anten dağıtım sistemlerinin bağlantısını gösterir. Bu videomuzda görüntülü diyafon sistemlerimizin görüntüsünü televizyonumuza nasıl aktarabileceğimizi göstereceğim. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olup videonun altındaki beğeni butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Ayrıca abone ol butonunun hemen yanındaki zil butonuna tıklayarak da yepyeni içeriklerimizden anında haberdar olabilirsiniz.
İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler.